Bir yer gök ben video gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi böyle sabahın köründe karşılıyorum. Saatimiz 9 olmuş. Ben saat 8'de uyandım. Şimdi biz bugün Yahya abi hanımı çocuğu ve biz Kaz Dağları'na şöyle bir gezme yapacağız. Ama bu arada ben de böyle güyündüm şişlerini size yeni arabamızı göstereyim. Şöyle bir çıkayım. Bekleyin. Görüşürüz Pers. Kendinize iyi bakın. Sesini duyuyorsunuz ama daha göstermeyeceğim. Bir dakika. Kapıyı kilitlemem lazım. Evet. Şimdi sıkı durun. Gösteriyorum. Evet. Şuncağız. Burada yolda kalanlara servisimiz var. Yeni arabamız. 4x4. Şurada Erkan Bey. Şöyle arkası. Şöyle. Göstereyim size. Şurası şöyle arkası. Arkada böyle bir kabini var. Bu çok güzel oldu. Ayrı çünkü köpeklerin kılları artık bizim yanımıza gelmeyecek. Şurada da Erkan Bey. Günaydın. Nasılsınız Erkan Bey? Evet. Sanayiye gitmemiz lazım yani. Sanayiye mi? Evet. Niye? Lastiğe çivi girmiş. Çivi mi Evet. girmiş? Evet, günaydın dedi bize. Böyle arabamızın içi arkadaşlar. Ben çok sevdim. Yani ilk defa bu tarz bir arabaya biniyorum. Tamam Audi de yüksekti ama ben bu arabayı gerçekten çok sevdim. Kullandım da çok zevkli. Böyle bizden haberler. Gün içerisinde bol bol çekimler yaparım. Görüşürüz. Evet, bu da Yahya abimin arabası biliyorsunuz. Bir kere biz bunu almıştık, sürmüştük. Yukarıda o da bir tabut taktı. Bizim de tabutumuz var. Böyle. Şimdi biz nereye geldik? Çamlık Kır Lokantası'na geldik. İçerisini gösteririm yine. Evet arkadaşlar, burada neler var? Almanya abi. Peynirler, salçalar. Şöyle bir kahvaltı soframız var. Kamera gene tuhaf tuhaf yerleri gösteriyor. Burası neymiş arkadaşlar? Ayvacık Belediyesi'nin Çamlık Kır Lokantası. Şöyle bir yer. Buraya gelip bizim adımızı verirseniz, Yahya abinin adını verirseniz %20 indirim var. Evet, canavar orada duruyor. Bizimkisini kapatmış. Çeker misiniz arabanızı? Böyle güzel bir yer. Şurada da köpecik var. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar bu yol tüneller yapılmadan önce kullanılan yol. Ama bu yolu da yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Kimsecikler de yok. Tabii şimdi çoğunluk tünelleri kullandığı için burası Hangi tüneller? hangi tüneller? Ayvacık tünelleri. Evet. Assos ve Troya tünelleri. Yeni yapılan. Yeni yapılan işte Assos ve Troya tünelleri. Evet. Yahya abi durdu. Bakalım. İşte Yahya abi. Kobalak topladı Yahya abi. Onları kaynatıp suyunu içiyormuş Nurgül. Nefes darlığına iyi geliyormuş. Erkan Bey de zararlı madde kullanıyor. Onu görmediniz. Birazdan denizi de görürüz. Ben de burada kendimi göstereyim. Yahya abi orada yukarıda. Şeye gidiyoruz arkadaşlar. Edremit mi burası? Altınoluk'ta Seyir Tepesi'ne gidiyoruz. Tırmandık. Hala daha tırmanıyoruz. Cam böyle cam balkon. Aşağısını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Çok yüksek bir yere çıktık ya. Ama ben o cam balkona çıkabileceğimi tahmin etmiyorum. Resmen dağın tepesine çıktık yani. Evler sinek gibi gözüküyor.
enteresan bir yere gidiyoruz. Yani resmen dağın tepesine yol yapmışlar. Ay, ben yoruldum. Kaz Dağı Milli Parkı'na geldik arkadaşlar. Şöyle arabalarımızı gene göstereyim size. Görmemişim bir arabası olmuş. Üstüne tabut koymuş. Semih Bey, sizi de meşhur edeyim. Hello. Semih nereden geldi? Urganda'dan geldi. Şimdi böyle yürüyerek arkadaşlar Camtepe'ye çıkıyoruz. Arkadaşlar, şimdi buralar tahta. Gerçi buraların da altı herhalde. Boş mu? Boş. Nurgül gel. Semih. Vallahi bak Nurgül, küçücük kız gidiyor, gel. Biz de gideriz. Ay. Arkadaşlar çıksam mı? Yok. Ben gelemeyeceğim. Gerçi bunun altı daha da tehlikeli. Ama işte onu görmüyoruz altına. Anam. Yok ya. Ben de korktum. He? Ben de gittim Nurgül. Nurgül. Semih. Ay korkuyorum. Allah'ım. Aferin sana. Ben korkuyorum. Bak sen yalnız başına gidiyorsun. Ay. Ay. Arkadaşlar çok yüksek. Ben kenardan gidiyorum. Ya da ama camdan basıyorsun. Basıyorsun ya camdan üstüne. Kenarlara basalım demirlere. Çok iyi ama ya. Çok yüksek seviyen. Erkan Bey. Arkadaşlar şimdi dönüş yolundayız. Böyle Ayvacık kavşağında öğretmenin yeri diye bir yer var. Kuzu çevirme. Burada da size kuzuları göstereyim. Ben yemiyorum. Çünkü ben çok üzülüyorum bunlara diyeceğim. Diyeceksiniz şimdi hiç mi et yemiyorsun? Ay ne bileyim arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir ortam. Arabalarımızı koyduk. Yol üstünde kahvaltı ettiğimiz yerde, biraz ileride zaten böyle bir yer. Güzel. Yeni bir güne merhaba sevgili yer gök benim izleyicileri. Dün akşam en son o kuzu
Hayır, kuzu değil de oğlak çevirmeci de çekim yaptım. Ondan sonracıma yemeğe çekmeyi unuttum. Böyle değişik bir şeye de geldi. Böyle altında kömürün üstünde geldi. Bu arada ben vejeteryan değilim. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece biraz saçma ama bilmiyorum. Ben küçük hayvanların kesilmesine üzülüyorum. Yemiyorum. Oğlak ve koyun etini sevmiyorum. Yani bana kokuyor, ağır geliyor. Ama tabii ki dana mahsullerini tüketiyoruz. Buna da buradan bir açıklık getireyim. Böyle arkadaşlar, dün güzel bir gün geçirdik Yahya abilerle beraber. Ondan sonra saat bilmiyorum 6 gibi falan mı ne eve geldik. Köpeklerimizi çıkarttık. Ondan sonra işte yemeklerini verdik, sularını verdik. Sonra işte bahçe suladık falan. Öyle bir günü bitirmiş olduk. Bugün günlerden cumartesi, üstümde hırka var. Hala da buraya yaz gelmiş durumda değil. Rüzgar var. Şu an bilmiyorum, bakayım. 22 derece gösteriyor. Saatimiz de 11:52. Yeni bir kitaba başladım arkadaşlar. Bu arada o Zeynep. Neydi kızın ismi? Bu kırmızı kurabiye, ay çöreği. Onun yazarı Zeynep, hatırlamıyorum. Ama acayip güzel bir seriydi. 3 kitaptan oluşuyor. Çok beğendim. Gerçekten çok severek okudum. Heyecanla okudum. Hele şükür bitti. Bugün de şöyle çevireyim. İlk defa Garanş'ın kitabını okuyorum. Kurtlar İmparatorluğu. Yengem bunu çok okuyor. O çok söylüyordu zaten. Tavsiye ediyordu. Yengem bir de bunun bütün kitaplarını okuyor. Hatta bu da tesadüfen yengemin kitabı çıktı. Ben bunu babamdan aldım Almanya'ya gittiğimde. Sayfasını açtığımda baktım yengemin imzası var. Yengem de zamanında babama vermiş ama kaybettim zannetmiş, unutmuş. Kendisine yenisini almış. Ben de tesadüfen babamdan onu Türkiye'ye getirmiş oldum. Heyecanla başladı. Bakalım, bilmiyorum nasıl bitecek. Zülfünaz yengem de buradan Facebook'ta yazmış. Güzel bir seçim, ben de okudum seneler önce diye. Heyecanla onu okumaya başladım dediğim gibi. Öyle arkadaşlar, Erkan aşağıya indi, Yahya abinin yanına, sanayiye indi. Böyle. Ben bu video günlüğünü burada bitireyim. Sonra yine çok uzun olacak. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın.